Kış için kırmızı biberden sos nasıl yapılır? Öncelikle biberi doğruyor. Sonra çekirdeğini ayırıyoruz. Daha sonra ince ince dilimliyor ve kareler halinde kesip doğranılıyor. Artık. Şimdi bu şekilde doğrandıktan sonra bir kaba alınıyor. Bunlar pazarda salçalık biber, salçalık ve sosluk biber diye satılan biberlerden. Bu şekilde biberi ortadan ikiye ayırıyoruz ve çekirdeğini bu şekilde çıkartıyoruz içerisinden. Bu şekil doğradıktan sonra içerisine sıvı yağ katıyoruz. Sıvı yağı tencereye koyduk. 1,5 bardak sıvı yağ, 1,5 bardak su koyuyoruz. Onun ardından sirke bir tencereye yine 1,5 bardak su, 1,5 bardak sıvı yağ, 1,5 bardak sirke koyuyoruz tencereye. Ve tencereyi ocağa koyuyoruz. Ocakta içindeki yağ karışımı iyice ısınmadan, kaynamadan biberleri karıştırmıyoruz. Şimdi bunun ısınmasını beklerken bu arada sarımsak doğrayacağız. Ve sıvı yağımız, İçine karıştırdığımız sirke kaynarken biz de bu şekil sarımsakları soyuyoruz. Bu arada sıvı yağ ve sirke karışımı kaynadı. Şimdi biberleri, doğradığımız ve yıkadığımız biberleri kaynayan yağ karışımının içerisine karıştırıyoruz. Ve tencereye ilave ettikten sonra onu bir kepçe yardımıyla alt üst etmeye çalışıyoruz. Üst taraftakiler de yağlansın. Biraz sonra zaten kaynadıkça bu çökecek aşağıya. Bu biber azalacak. Şu an tencereye zor sığıyor gibi görünüyor ama bu kaynadıkça inecek aşağıya. Şu şekil kaynamaya bıraktık. Ve kaynamaya bıraktığımız zaman bunu kısık ateşe bırakmayacağız. Altı iyi yanması lazım. Çünkü kısık ateşte bırakırsak biberler erir. O da püf noktası. Bu arada sarımsaklar soyulmaya devam ediyor. 2,5 kilo kırmızı bibere 1,5 bardak sıvı yağ, 1,5 bardak su, 1,5 bardak sirke karıştırıyoruz ve 2 baş, iri 2 baş sarımsak soyuyoruz. Bizim sarımsaklar iri baş olmadığı için 4 baş soyuyoruz.
ara ara bir karıştırıyoruz. Alt üst yapıyoruz. Bakın kaynadıkça çökmeye başladı. Demin tencere tam tepeliydi. Şu an kaynadıkça aşağıya doğru da çöküyor bu arada. Evet, bu arada bir demette maydanoz doğruyoruz. Yani 2,5 kilo kırmızı biberi sos yapmak için 1,5 bardak sıvı yağ, 1,5 bardak su, 1,5 bardak sirke ve şimdi bir demet maydanoz ve 4 büyük baş sarımsak. Maydanozu da ince ince doğradık. Şimdi sarımsakları, bizimkiler küçük sarımsaklar, bizim kendi bahçemizin, bu yüzden 3'e bölebiliyoruz. Ama büyük diş olursa sarımsak 4'e 5'e bölebilirsiniz. Bu şekil sarımsakları 2'ye 3'e bölüyoruz. Bu arada biberimiz de iyice kaynamaya başladı. Biz de karıştırmaya başlıyoruz. Ve gerçekten suyu da çoğaldı yani. Kaynadıkça biberler iyice ölüyor tabii bu arada. 5 dakika kaynatıyoruz toplam. Toplam 5 dakika kaynayacak bu biberler. Ama ara ara dediğim gibi altını üstüne getirmek için karıştırıyoruz. Evet, şu anda kaynara çıktı. Ama çok kaynamasına gerek yok. Şu anda sarımsakları karıştıracağız. Ve onu bir karıştıracağız. Biberlerin iyice pişmesine gerek yok. Biberler biraz ölmesi lazım. İşte yumuşaması lazım. Takır takır kaynamasına da bir gerek yok esasında. Ve sarımsaklardan sonra tuzu karıştırıyoruz. İki yemek kaşığı tuz koyduk. Evet, en son maydanozu karıştırıyoruz. Bir demet maydanoz az gelmişti. Üzerine bir yarım demet kadar tekrar doğradık. Onu ilave de ettik ona. Şu anda tüm karışımları yaptıktan sonra tencerede hem kaynıyor hem ben de karıştırıyoruz. Emin olun bu çok güzel bir sos oluyor. Biz her yıl aynısını yaparız. Muhteşem bir sos. Şimdi maydanozu da karıştırdıktan sonra bunu şişeleyeceğiz. Ancak şişelemeden önce şişeleri, kavanozları sıcak suda bir çalkalayacağız. Ondan sonra bu karışımımızı, biber karışımını kavanozlara dolduruyoruz. Evet, karışımları, sosumuzu kavanozlara sıcak suyla yıkadığımız kavanozda dolduruyoruz. Bunu sıcak kapattığımız zaman asla hava almayacak. Evet, kavanoza koyduk ve kapağını hiç hava almayacak şekilde kuvvetli bir şekilde sıktık. Ve bunu şimdi bir bezin üstüne ters çevirip soğumasın diye üstünü kapatıyoruz. Her yaptığımız şişeyi buraya koyacağız, üstünü kapatacağız. Burada soğumasını bekleyeceğiz. Ve bu şekil bezin altına koyuyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Bu bezin altında kendiliğinden soğuyacak.
Bu bezin altında 2 gün kalacak. Ondan sonra çıkartın, dilediğiniz rafa koyun. Kış boyu yersiniz. Afiyet olsun. Ve çok basit biber salçası yapımını da bu videodan sonra yayınlayacağım. Ömer Baba kanalını tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Şayet sosumuzu beğendiyseniz videomu da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.